Yahudi yerleşim birimlerini kınadığından zorlu bir döneme giren İngiltere-İsrail ilişkilerinde Brexit sonrası yeni bir ittifak aranıyor. Netanyahu sırtına Avrupa'ya dönen İngiltere'de esen sert rüzgarlardan faydalanmayı umut ediyor. Netanyahu, Washington'a yeni bir yönetimin gelmesi ve Birleşik Krallık'ta yeni bir hükümetin olması büyük fırsatlar doğuruyor. İkili hatta üçlü ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için her biriyle ayrı ayrı görüşeceğim dedi. Batı Şeria'da Filistinlilerin özel mülkü üzerine inşa edilen Amuna Yahudi yerleşim biriminin yasa dışı olduğundan tahliye edilmesi için 3000'den fazla polis memuru görevlendirilmişti. Amuna görüntüleri tüm dünyada yankı bulmuştu. Fakat İsrail kendi iç hukuku uyarınca yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya çabalarken Trump hükümetinden de güçlü bir destek aldı. Zira İsrail, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'e 6000 yerleşim yeri kuracağını açıkladı. İngiltere Başbakanı May'i makamında ziyaret eden Netanyahu, ABD yetkilileri gibi İngiliz hükümetinin de bu konuda esnek davranmasını istiyor. Londra, geçen 23 Aralık'ta BM Güvenlik Konseyi'nin Yahudi yerleşim birimlerini kınayan kararın alınmasında önemli rol oynamış, Netanyahu bu kararı tepkiyle karşılamıştı. Aynı saatlerde Trump da Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler'e gelince her şey 20 Ocak'tan sonra değişecek mesajını göndermişti. Yerleşim birimleri hakkında Trump'ın tam desteğini bekleyen Netanyahu, ABD Başkanı'nın yerleşim birimleri kabul edilemez olsa da barışa engel değil cevabıyla yetinmişti. ABD ile ittifak arayışında olan Theresa May ise yerleşim birimleri konusunda taviz vermese de John Kerry'nin İsrail hükümeti hakkındaki sözlerini eleştirdi. Kerry, İsrail hükümetinin dünyadaki en aşırı sağcı hükümet olduğunu söylemişti. ABD her zaman için İsrail hükümetinin yakın dostu olsa da Avrupa Birliği ve birlikteki İngiltere daha mesafeli olmayı tercih etmişti. Ancak Brexit kararı ve May'in her ne pahasına olursa olsun ABD ile ittifak arayışı İsrail'e yeni bir dost kazandırabileceği sinyalini veriyor.